Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle karşınıza makyajla hazırlanmış ve giyinmiş olarak çıktım. Çünkü bugün anlatacağım şeyler aslında kadınlara kendilerini birazcık iyi hissettirsin istedim. O yüzden karşınızda bu şekildeyim. Lütfen bundan sonraki videolar için kanala abone olmayı ve videoların altına yorum ve beğeni bırakmayı, Instagram'da Demet Işıl olarak beni takip etmeyi ve 14 Şubat'tan itibaren yapacağım sürpriz Çağlayan Adliyesi canlı yayınlarında benimle beraber olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Öncelikle sesime yeniden kavuştuğum için çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Ama o sesli olan videoyu bile izlerken e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kimse sesle alakalı ne kötüne de e, hani olumsuz hiçbir yorum yapmamış bu beni açıkçası çok 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 mutlu etti. Bugün sizlerin karşısına en son videonun altında sormuş olduğunuz ayrılık psikolojisi, ayrıldıktan sonra neler olduğu ve ee, aslında insanların ayrıldıktan sonra e, nasıl yaşadıklarını, bu süreci nasıl atlattıklarını anlatacağım. E, bu boşanma mevzusu açıkçası benim çok fazla üzerine dillendirmek istediğim ve devamlı devamlı konuşmak istediğim bir mevzu değil. Bunu çok daha öncesinde ilk size duyurduğum zaman da söylemiştim. Fakat bazı gerçekler var. Aynı şey hastalık için de geçerli. E, yaşanan şeyler, yaşadıklarınız. Şimdi hastalık döneminde de öyle. E, yani gerçekten hani bu işi çok böyle yaşamış işte hastalığı. E, hani hastalıktan dolayı yaşam kalitesi değişmiş, işte tipi değişmiş vesaire insanların çok fazla anlatması be beklenmiyor ve istemiyor. Bende hastalıkta çok fazla bu olmadı ama ayrılık zamanımda bu oldu. Ee, bana bu zamana kadar sormuş olduğunuz bu ayrılık sürecindeki en önemli sorulardan bir tanesi şu bekarlık sultanlık mıdır? Ee, şimdi eğer gerçekten bugün mesela e, sevgili ajansıma toplantı yaparken aynı şey konuştuk. Eğer e, siz hakikaten e, şey biriyseniz yani eee Bekarlığın, yani sultanlığın çamaşır yıkamayan tarafıysanız gerçekten sultanlık olabilir. Şimdi e, bu videoyu çok fazla boşanmak isteyen, boşanan, hayatını kurmak isteyen çocuğuna bunu anlatmak isteyen insan izlediğini düşünüyorum. Biliyorum. E, bu tamamen sizin talebiniz doğrultusunda çekilmiş bir video bu arada. Bunu da bu şekilde değerlendirin isterim. E, bütün bu anlatacaklarım aslında bir kadının e, bu konudaki hayat kurmasının örneği olsun. Ee, çok fazla böyle hani anlatımlarımda e, şeye girmek istemiyorum, e, nasıl anlatayım, e, kendi özelime girip kendi deneyimlerime girmek istemiyorum. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum ki, herkesin evliliği, herkesin parmak izi gibi biricik, o yüzden ayrılması da biricik. Ama her ayrılıkta yapılması gereken tek şey var, çocuk ve kendi mutluluğunuz öncelikli davranmak, mal, mülk, para, nafaka acı çektirmek, intikam almak, bunların hepsini unutabilmek. Bunların hepsini unutabilmek için de ayrılığı evlili evliliğin içerisinde sindirerek yaşamak gerektiğini söylemişti bana terapistim. O yüzden birincisi ben bu süreci öfkeyle, kinle ve nefretle geçirmiyorum. Bu süreci çok uzun süre sakladığımdan dolayı da açıkçası çok fazla da şeyim yok. Ee, nasıl anlatayım? Ee, hani böyle aşırı bir hani yeni gelişme oluyor, o gelişmenin üstünde kendimi göstermemeye çalışıyorum, yeni bir gelişme oluyor, emire rol yapıyorum falan gibi durumlarım yok. Çünkü çok uzun süreye yaydım bunu. Ayrılık kısa sürdü ama anlatmam, açıklamam ve yeni hayatımı kurmam uzun sürdü. Birincisi ayrılık süresince hiçbir şekilde arkadaşlarıma dayanıp, kendimi böyle aşırı aşırı dışarı çıkartıp etrafta dolanmadım. Ee, tek başıma kaldım özellikle bir bayram tatili vardır ki tek başıma yaklaşık bir hafta 10 gün evde geçirdiğim. Kimsenin benim İstanbul'da olduğumu bilmediği, herkes benim Sapanca'da olduğumu bildiği ama Sapanca'da Emir ve babasının olduğu gerçeğiyle geçirilmiş bir Sapanca bir bayram tatili var. Özellikle o bayram tatilinde yaşadığımız yerleri, beraber geçirdiğimiz o zamanları, buna düğün yeri, yaşadığımız ev, ilk ev de dahil hepsini sindirerek bu karar verdim. Şimdi ayrılık dediğiniz şey e, ee, aslında üç tane maddeye dayanıyor. Bir tanesi ya aldatılırsınız ya şiddet görürsünüz ya da gerçekten şiddetli geçimsizlik olur. Şiddetli geçimsizliğin çok fazla bacakları var. Bunlardan bir tanesi öfke kontrolsüzlüğü, bir tanesi anlaşamamak, bir tanesi üstlüksüz konuşma vesaire. Ve ben burada bu videoda çok büyük bir açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir ayrılığın suçlusu tek kişi değildir. Ben de bu ayrılığın suçlusu olarak tek kişiyi görmüyorum. Karşımdaki de bu ayrılığın suçlusu olarak tek kişiyi görmese iyi olur. O yüzden bu yollardan geçmiş biri olarak hayatımı kurarken, karşı tarafı suçlarken kendimde de neleri onaracağımı bilerek bu karar verdim. Ve hayatıma, kendime, ilişkilerime yeni birini sokmadım. Yeni biriyle, yeni birine dayanaklık ederek bu kararı vermedim. Kadınlarda çok fazla onu görüyorum şu anda. Özellikle Çağlayan Adliyesi'nde bana yazdığınız şeylerde hep şöyle bir şey var. E, ayrılık aşamasında tanıştık, İşte o benim dayanağım oldu. E, bastonla ne kadar sağlıklı yürüyebilirsiniz, bastonla ne kadar kendi bacağınız gibi yürüyebilirsiniz? O bacağı iyileştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu çok bilinçli bir yaklaşım, farkındayım ama ben zaten çok büyük bir koloni halinde ayrılık evresine girdim. E, Aile terapistinden destek aldım, terapistimden destek aldım. Oyun e, gruplarından destek aldım, arkadaşlarımdan destek aldım. Konuşma anlamında, sosyallik anlamında değil. O yüzden gerçekten çok fazla kişiden destek aldığımı bu konuda söyleyebilirim. Çocuk yoksa boşanmada çok fazla aslında konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece bütün e, hayatınızın, bütün herkesin bildiği e, bir anınızdan vazgeçiyorsunuz. Yani sevgilileri daha çok özel olarak kendimiz biliyoruz ama... Ee, şey öyle değil, ee, evlilik bitirmek öyle değil. Herkesin fotoğrafında olduğu bir anıyı silmeye çalışıyorsunuz çocuksuzsa. Çocukluysa hayatınız boyunca muhatapsınız. Bu konuda şanslıyım çünkü bizim çocuğumuzun bakıcısı olduğu için bakıcı üzerinden muhataplık kuruluyor. Kendimiz muhatap olduğumuzda hala daha anlaşamadığımız çok fazla şey var. Çünkü olay çok taze, çok yeni. Mutlaka bir taraf daha kimler daha şey... Sakın bunları böyle büyük bir olgunlukla karşıladığımı düşünmeyin bu arada. Ben de anlık olarak çok fazla kes, sinirleniyor ve Gerçekten coşkuyla e, böyle hareketleniyor olabiliyorum. Şimdi e, ayrılık psikolojisi kadın olarak bundan sonra hayatıma biri girecek mi? Bundan sonra biri beni sevecek mi? Özellikle 23-33 arasında 10 yıl çok uzun süre e, acaba bundan sonraki hayatım nasıl geçecek vesaire gibi. Hakikaten e, büyük sorular barındırıyor. Bu soruların hepsi hala daha benim kafamda var. E, korkuyorum evet, e, ürküyorum evet, yeniden bebek adımlarıyla hayata dönüyorum buna da evet. E, sorumluluk olarak maddi ve manevi çok artan sorumluluklarım var. Ama inanın bana bunların hiçbir huzurun karşılığında bir şey olamaz. Benim buradan tüm kadınlara söyleyeceğim tek bir şey var. Lütfen hayatınızda imkanınız ne olursa olsun, yani ne olursa olsun bakın. yani İstiyorsanız yıllarda oturun, istiyorsanız saraylarda oturun ama lütfen çalışmayı bırakmayın. Çalışmak ve kendi paranı kazanmak müthiş bir özgüven ve müthiş bir farkındalık, müthiş bir e, lüks her hareketinizde. O yüzden hani burada tekrar söylemek isterim ki özellikle bu Home Bitkisel aileme bu konuda çok çok fazla destek veriyorum ve destek verecek olan kadınlarla beraber yürüyorum. E, burası da benim işim. O yüzden YouTube kanalına abone olmanız, yorumları beğenmeniz ve beni daha da fazla izlediğinizde göstermeniz benim için önemli şeyler bir anne olduğumu farkındayım ama hayatımı bir anne olarak geçirmek kafesinde kalmak istemediğimin de farkındayım. İnşallah hayırlısıyla, düzgün ilişkilerle, düzgün hayatlarla hayatıma devam edeceğim. Ama bir daha evlenmeyi katiyen düşünmüyorum. Çünkü e, bu konuda da çok net bir fikrim var. Herkes bir kere evlenmeli, herkesin çocuğu da olmak zorunda değil aslında. Ayrılık psikolojisi ayrılığın üzerinden 4 ay geçmiş bir kadın olarak şu anda böyle. Belki bir sene geçtiğinde çok daha pişman, çok daha üzgün olacağım. Çok şükür ki bu mecrada her şeyi açık açık anlatabilecek yüreğe ve dile sahibim. Ve bunu kaldırabilecek bir aileye sahip. <laughs> o yüzden burada tekrar bunun için dualarımı e, kendi aileme göndermek istiyorum. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Lütfen videonun altına özellikle siz ayrıldıysanız ve bu süreci atlattıysanız bununla ilgili konuları yorum olarak bırakmayı ve beni Instagram'da Demet Işıl olarak takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakanlar için özel hediyelerim olacağımı da söylemek isterim. Hoşçakalın.